Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, kadın cinayetlerinin ortaya çıkmasına neden olan boşanma ve boşanmanın getirdiği çocuk velayeti, yoksulluk nafakası gibi sorunlara kamusal bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Eşiniz dediğiniz, aynı yatağı paylaştığınız, aynı evi paylaştığınız kişiyi öldürüyorsunuz ve bunu da anlamak mümkün değil. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir erkeklik anlayışı? Tabii birçok sebebin arkasına sığınılıyor. En çok da görülen sebep boşanmalar, ayrılma istekleri veya şiddet sonrasında aile içerisinde görülen huzursuzluklar tabii. Tabii hoş şeyler değil bunlar, toplumsal sorunlar aslında. Bu sorunların da üzerine gitmek lazım. Yani sadece şiddeti konuşarak, şiddet vakalarını her gün haber yaparak bunları önleyemeyiz. Olayın da temeline gitmek lazım. Kişisel hatalar var, kişisel toleranssızlık var, şiddet ağırlıklı davranışlar ya da yönelimler var. Ama bir de aile içerisinde sorun var. Bu sorunları çözmemiz lazım. Boşanmalar çok arttı. Boşanmaların uzaması sorunu artırıyor. Bu boşanmayla ilgili davalar eğer kesin karar vermişlerse uzatmanın bir alemi yok. Ama boşanma sonrasında ortaya çıkan özellikle velayet ve nafaka meseleleri de çok ciddi toplumsal sorunlar ve yıllarca süren davalar kadınla erkek arasında, hatta aileleri arasında kavganın uzamasına sebep oluyor. Burada çocuk velayeti konusunda önerimiz velayetin ortak olmasıdır. Aslında bu velayet meselesini de çözmemiz lazım. Velayeti tek bir kişiye, özellikle de kadına verilmesi kavga ve çatışmalara sebep oluyor. Mutlaka velayet ortak olması lazım. Bir de yoksulluk nafakası adı altında boşanmış kadına verilen nafakanın ödenmesi ya da ödenmemesiyle ilgili kavgaları da önlemek lazım. Buna da kamusal bir düzenleme yapmak gerekiyor. Manşet. Gerçek çok net.